Merhaba arkadaşlar, React derslerine devam ediyoruz. Geçen dersimizde ne yapmıştık? Uygulamamıza şurada filmleri araştırabileceğimiz bir fonksiyonalite eklemiştik. Şimdi şöyle bir durum var uygulamamızda ancak. Şimdi görmüş olduğunuz gibi biz ne yapıyoruz? Buradaki filmleri şurada bir tane nesnelerden oluşan bir array içerisine statik olarak belirtiyoruz, değil mi? Örneğin geliyorum, bakın şuradaki filmleri sildiğimiz zaman şunu da silelim. Refresh ettiğimiz zaman ne oluyor? Görmüş olduğunuz gibi filmler tekrar geri geliyor. Neden? Çünkü biz filmleri şurada görmüş olduğunuz bir array'den statik olarak alıyoruz. Şimdi gerçek hayatta bu böyle mi olur peki? Böyle olmaz. Ne olur? Gerçek hayatta biz bu filmleri, yani bizim örneğimizde filmleri ama istediğimiz dataları, verileri nereden alırız? Ya veri tabanından alırız veya bir API üzerinden alırız. Şimdi veri tabanı kısmını biliyoruz zaten. Bir tane backend oluşturmamız lazım ve backend yapı oluşturmamız lazım. Ve o backend yapı içerisindeki veri tabanından bilgileri almamız lazım ki bu kursumuzun dışında. Şimdi geriye kalan yöntem ne oluyor? Bir API kullanımı oluyor. Şimdi öncelikle şunu belirteyim. Bu dersimiz boyunca API, REST API, işte HTTP metotları, JSON gibi birçok konudan bahsedeceğiz. JSON placeholder vesaire. Şimdi bu konular her birisi aslında ayrı bir ders konusu. Ancak ben konumuz itibariyle, yani bize yeten bölümlerini mümkün olduğu kadar ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Ancak örnek üzerinden örneğimizi yapmaya başladığımızda, uygulamamıza entegre etmeye başladığımız zaman daha anlaşılır olacak. Şimdi ne dedik? API kullanacağız dedik, değil mi? Peki bu API sihirli kelimesi neymiş? Şimdi gelelim hemen şuradaki ilk tabımızı açalım. Umarım görünüyordur burada. Şimdi API arkadaşlar, kısacası bir uygulamaya ait olan bir özelliğin başka bir uygulamada kullanılmasıdır. Yani yazılım dünyasında farklı yazılımlar arasındaki iletişimi sağlar. Yazılımlar arasında kontrattır dedik, tanımımızı söyledik ve hiçbir şey anlamadık. Şimdi şuradaki görsele gelmeden önce şu örneğimizi düşünelim. Mesela bizim akıllı telefonlarımızda en çok kullandığımız uygulamalardan bir tanesi ne? Hava durumu uygulaması, değil mi? Biz bulunduğumuz konumda ne yapabiliyoruz? Hava durumu ile ilgili bilgileri artık kullandığımız uygulamaya göre alabiliyoruz. Şimdi şöyle bir senaryo düşünelim. Biz kendimiz bir program yazacağız. Bir akıllı telefon uygulaması yazacağız diyelim. O uygulamada bize hava durumu bilgisi lazım. Şimdi biz gidip kendimiz her tarafa birer sensör koyamayacağımıza göre ne isteriz? İşte bu hizmeti sağlayan, yani bu hava durumu bilgisini sağlayan başka bir yazılımdan o hava durumu verilerini almak isteriz. İşte buna pratikte arkadaşlar oradaki diğer uygulamadaki hava durumu API'ını kullanmak denir. Şimdi gelelim şu örneğimize. Biz ne yapıyoruz? Biz şuradaki program yazıyoruz diyelim. Belli bir program yazıyoruz. Ne yapıyor buradaki? Şurada veriye sahip olan uygulamaya bir tane API üzerinden ulaşmaya çalışıyor. Daha farklı bir örnek verelim. Kapatıyorum şurayı. Şimdi unsplash.com diye bir sayfa var. Derslerimi takip edenler bilirler. Bu sayfa bizi ne sunuyor? Bizi bu sayfa ücretsiz, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, görseller sunuyor. Örneğin şurada geliyorum, işte Kars diye araştırdım. Burada
arabalara dair işte kullanabileceğim ne yapıyormuş bize? Bize görseller veriyormuş. Şimdi dikkat ederseniz bu sayfanın buradaki unsplash.com'un şöyle bir özelliği var. Biz ne yaparsak yapalım, mesela şuraya ne diyelim, işte web design diyelim, tamam mı? Web design ile ilgili görsellere bakalım bu kez. Ne yapıyor? Bize web design ile ilgili görselleri gösteriyor. Yani biz şuraya herhangi bir şekilde bir istekte bulunduğumuzda bize ilgili görselleri dönüyor. Böyle bir hizmeti varmış. Biz ne yapabiliriz? Bakın. Biz de kendi sayfamızda diyelim ki kendi yapacağımız işte web sayfasının içerisine böyle bir uygulama istiyoruz. İşte kendi sayfamızda bir tane araştır butonu olacak. Bakın şöyle kendi uygulamamızdaki gibi. Şurada araştır butonu olacak. Biz burada filmleri değil de fotoğraflar görünmesini isteseydik ne yapacaktık bu kez? Gidip buradaki unsplash.com'un API'ında buradaki bu hizmeti, bu özelliği almaya çalışacaktık. Bunu da kapatıyorum. Mesela farklı bir örnek verelim. YouTube'u hepimiz kullanıyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? YouTube'a girdiğimiz zaman işte araştır belli videoların karşımıza çıkmasını istiyoruz. Biz o özelliğin kendi uygulamamızda da olmasını istersek ne yaparız arkadaşım? Gideriz YouTube'un API'ını alır, kendi uygulamamıza yerleştiririz, embed ederiz, gömeriz ve YouTube'un bize sağladığı o özellikten, o hizmetten, o servisten ne yapabiliriz? Faydalanabiliriz. Şimdi sanırım biraz daha API'nin ne olduğu oturmuştur kafamızda. Tekrar söylüyorum tanımını. Bir uygulamadaki özelliğin başka bir uygulama tarafından kullanılması şeklinde düşünebilirsiniz. Yani iki farklı yazılımın birbiri arasındaki iletişim neyi sağlar? API sağlar. Peki API bu da. Hocam bir de biz REST API diye bir şey duyduk. Böyle hatta REST Representational State Transfer diye bir anlamı varmış. Bu REST API ne oluyor? Şimdi biraz önce belirttiğimiz API yani yazılımların birbiriyle konuşması çok farklı bir kavram. Yani çok geniş bir kavram daha doğrusu. REST API ise genellikle online veri alışı için kullanılan bir mimari. Yani REST API, API'nin bir çeşidi şeklinde düşünebilirsiniz. REST sunucu ile iletişim, şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, genelde HTTP protokolü üzerinden olur. Şurada görmüş olduğunuz metotlar HTTP metotları. İletişim HTTP metotları üzerinden olur. Ve bize veri JSON, XML ya da CSV yapısında da gelir. Ki genelde biz verileri JSON formatta alırız REST API üzerine çalıştığımız zaman. Neden genelde JSON kullanılır? JSON'da arkadaşlar birçok programlama dili JSON veri formatıyla ilgili çeşitli işlemleri kolaylıkla yapabildiği için biz verileri JSON formatında alırız. Şimdi biraz daha geriye gidelim. Ne dedik? Biz API'dan buradaki bilgileri alabiliriz dedik. Şimdi API'dan bilgileri almak, istediğimiz bilgileri almanın da iki yolu var. Birincisi biz fake bir API hizmeti düşünürüz. JSON placeholder gibi birazdan anlatacağım. Veya istediğimiz bilgileri gerçek bir API'dan alırız. Mesela şurada tmdb.org şeklinde bir web sayfası var. Bu ne diyelim işte IMDb'nin free versiyonu şeklinde ya da daha light versiyonu şeklinde düşünebiliriz. Burada işte TV şovları ve filmler hakkında bize bilgiler sunuyor. Örneğin biz şurada benim uygulamamda ne var? Burada dikkat ederseniz film bilgileri var. Filme ait olan görseller var. Hatta bakın şunu da göstereyim. Ben ne yapmışım? Şurada TMDB'deki direkt görselin adresini veriyorum burada aslında.
Ancak ne yapabiliriz? Biz gerçek bir API üzerinden bunun bilgilerini alabiliriz. Şimdi biz bu uygulamamız boyunca ikisini de yapacağız. Önce bir fake bir API üzerine çalışacağız. Yani sahte bir API üzerine çalışacağız. Sonrasında da gerçek bir API üzerinden çalışacağız. Tabii gerçek API'da bize verilen hizmetler doğrultusunda yapacağımız kısıtlı. Ne demeye çalışıyorum? Mesela biz buradaki herhangi bir filmi ne yapamayız? Silemeyiz. Ancak kendimiz şöyle bir, bunları hiç sadece senaryo için anlatıyorum arkadaşlar. Hiç kafanız karıştırmasın. Ancak biz böyle bir liste oluşturabilirsek, şöyle bir tane dikkat ederseniz bir liste oluşturmuşum ben. İşte bu listeye eklediğimiz filmleri ne yapabiliriz? İşte silebiliriz, filmlere ait detaylara bakabiliriz. Detayları o şekilde alabiliriz. Ancak biz kendi oluşturduğumuz fake API'da kendimiz oluşturacağımız için istediğimiz işlemleri işte ekleme, silme, tüm yapmak istediğimiz işlemleri yapabiliriz. Burada dikkat ederseniz jsonplaceholder.typecode.com sayfasında zaten kendisi bahsediyor. Dikkat ederseniz ne diyor burada? İşte test amaçlı bir fake online REST API'dan olduğunu belirtiyor. Peki şimdi burada ya JSON diyoruz ama JSON ne acaba? Bu şeye benziyor. Filmlerdeki artist isimlere benziyor. Neymiş bu JSON? Şimdi JSON denilen arkadaşlar JavaScript Object Notation'ın açılımı. Nedir? JSON işte veri depolamak veya veri değişimi için kullanılan bir söz dizimi, bir dosya formatı şekli olarak düşünebilirsiniz. Örnek olarak bizim kullanacağımız JSON dosyasını göstereyim size. Sonrasında dikkat ederseniz movies.json dosyası, biz bunu veri tabanı olarak, veri tabanı benzeri bir fake bir veri tabanı gibi kullanacağız. Şimdi baktığımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi JSON formatındaki dosyayı görüyorsunuz. Kendimi tekrar etmiş oldum ama burada söylemeye çalıştığım şey şu. Neden JSON denildiğine baktığınız zaman arkadaşlar JavaScript'in object yapısına çok benzediği için JSON deniliyor. Burada farklı olarak şuna dikkat etmek gerekiyor. Buradaki verdiğimiz property'lerin arkadaşlar çift tırnak içerisinde olması gerekiyor. Ona dikkat etmemiz gerekiyor JSON için. Sonrasında da burada şuradaki ID'yi ben bir rakamsal bir number olarak almışım. Number'ları böyle çift tırnak içerisine almaya gerek yok. Ancak şunu string olarak düşünürseniz çift tırnağı alabilirsiniz. ID'ler genelde string olarak düşünülüp çift tırnağı alınır. Ancak ben burada almamışım. Yani buradaki ID'yi number olarak düşünmüşüm. Ayrıyeten dediğimiz gibi stringleri ne yaparız? Stringleri de bu şekilde çift tırnak içerisinde alınıyormuş. JSON formatımız bu şekilde. Daha detay bilgi için mesela W3SQL'daki JSON'a bakabilirsiniz. Burada kullanılan veri tipleri ile ilgili de yeterli bilgi var. JSON olayımız bu. Şimdi şunu da kapatalım. Ne dedik? JSON'da biz aşağıya geldiğimiz zaman ne yapabiliyor burada? Burada diyor JSON placeholder'ı kullanmak için HTTP ya da HTTPS olarak şu aşağıdaki metotları kullanabilirsiniz diyor, HTTP metotlarını. HTTP metotları ne ya? Get, post, put, patch, delete olarak isimlendirilen HTTP metotları ne? Hatta bu bizim şuradaki REST çizelgemizde de vardı. Biz ne yapıyoruz? Get, post, put, delete HTTP metotlarını gönderiyoruz. Bunların bu isteklerimizi bize JSON şeklinde bir veri gönderilerek cevap veriliyor. Peki buradaki HTTP metotlarımız ne işe yarıyor? Onlardan da hemen kısaca bahsedelim. Şimdi bu get metodu arkadaşlar işte ne diyelim, verileri almak için kullanılır. İşte biz şurada kendi uygulama üzerinden bakarsak işte
API'mızdaki filmleri almak için biz ne yaparız? Get metodu kullanırız. Şurada bir tane post metodu var. Post metodunda da şu şekilde örnek oluşturalım. Biz işte şuraya yeni bir film eklemek için bir buton oluşturduk ve form oluşturduk. Yeni buton oluştururken arkadaşım örneğin ne yapacağız biz? Post metodunu kullanabiliriz. Put metodu herhangi bir bilgiyi güncellemek için. Mesela şuradaki film üzerinden konuşursak şurada delete var. Şurada bir de update diye ya da edit diye bir buton olduğunu düşünün. Ona tıkladığımızda yani düzenlemek için var olan bilgiyi düzenlemek için put metodu kullanırız. Patch parçalı olarak mesela şuradaki filmin yalnızca ismini değiştireceğimiz zaman patch metodu kullanabiliriz. Delete ise niçin? O filmi silmek için de ne yapıyormuşuz? Delete metodunu kullanıyormuşsunuz. Dediğim gibi yani bunların hepsi şu an havada duran genel açıklamalar yapıyorum. Örneklerimiz üzerinden bunları daha iyi göreceğiz zaten. Şimdi gelelim burada biz bu request'leri yaptığımız zaman aldığımız sonuç ne? Şimdi bakın şöyle bunu yeni bir tabda açıyorum. Burada ben dikkat ederseniz şu şekilde bir request yapmışım. Tamam mı? Burada yaptığım request'ine dikkat ederseniz get request yapıyorum. Ve sonuçta şöyle bir ne alıyorum? JSON formatında bir bilgi alırım dikkat edersiniz. JSON formatında bilgi dediğimiz nedir? İşte şundan bahsediyoruz. Biz bu şekilde şöyle tarayıcımızı kullanarak bile ne yapabiliriz? Bu şekilde mesela burada bir parametresini kullanarak ne yapıyoruz? İlgili kullanıcı hakkındaki bilgiyi alıyoruz JSON formatında. Ancak biz şimdi bu şekilde tarayıcıya yazmaktansa arkadaşlar belirli araçlar kullanabiliriz. HTTP request yapmak için yani HTTP istekleri yapmak için belirli araçlar kullanabiliriz. Bunların en bilineni de arkadaşım Postman'dır. Postman neymiş? Bizim HTTP istekleri yapmamız için kullandığımız bir araç. Bunu ayrıyeten program olarak da yükleyebiliriz. Mesela şurada Postman olarak yazdığımız zaman şurada Postman sayfasına gidiyoruz. Şimdi burada Product'a gelip API Client dediğinizde arkadaşlar burada Postman API Client'ını indirebilirsiniz setup olarak. Ancak biz ne yapacağız? Biz burada Postman Chrome extension yazarak Chrome'a bir extension olarak da indirebiliriz. Hemen şurada Chrome'a ekle diyorum. Add app dedim. Yüklemenin hemen tamamlanması lazım. Şimdi ben bu dersin öncesinde yüklüydü. Kaldırdım sizin için tekrar yükledim vesaire. Bakalım farklı bir uyarı verecek mi? Hayır farklı bir uyarı vermedi. Hemen şurada Postman'ı tıkladığımız zaman bir Chrome extension olarak, Chrome eklentisi olarak da kullanabiliriz. Burada ne yapmamız lazım? Burada kullanıcı adı ve e-mailinizi kaydetmeniz lazım. Ama benim zaten bir hesabım var. Şuraya sign in diyorum. Eğer sizin hesabınız yoksa bu şekilde kullanıcı adı ve e-mail oluşturmak gerekiyor. Sanırım onay vermeniz de gerekir bunun için. .com yazdım e-mailimi. Sonra buraya da burada dediğim gibi setup'ında tekrar indirmenize izin veriyor. Geldik. Şurayı da kapattık. Postman de karşımızda duruyor. Şimdi tekrar Postman ile ilgili tanımımızı yapalım. Ne yapıyor Postman? Kısacası bizim HTTP request'leri yapmamız için kullandığımız araç. Yani bu aracı kullanmasak da olur ama gelen sonuçlara neyin ne olduğuna daha detaylı bakmak için bu aracı kullanacağız. Bakın şimdi gelelim buradaki JSON placeholder üzerinden ilgili verilere bakmaya. Bakın önce şurada ne postlara bakalım tamam mı? Ne yapıyoruz bunun için? Şunu Ctrl-C olarak kopyalıyorum. Postman'ı açtım. Biz burada ne yapacağız? Get request yapacağız. Nereden biliyorum get request yapacağımı? Şurada beni yönlendiriyor zaten. Postları görmen için arkadaşım sen ne yapman lazım? Get request yapman lazım diyor. Geldim. Buraya bakıyorum şu şekilde.
Git recent dediğim zaman ne yapıyorum? İşte burada görmüş olduğunuz gibi şurada JSON formatında bir veri dönüşünü ne yaptım? Ben aldım. Görmüş olduğunuz gibi yani kullanmasaydık da olurdu. Ancak dediğim gibi burada şeyi görmenizi isteyeceğim. Yalnızca get metodun değil post ve delete metodunu da ne yapacağız biz? Yapacağız. Şimdi mesela sadece şurada bulunan ne yapıyormuş bizi? Birinci user'ı görmek için ne yapıyormuşuz? Şöyle bir get request yapıyormuşuz. Slash 1 yazıyormuşuz. Bakın. Şöyle geldim buraya. Pardon postman'e. Şöyle slash 1 şeklinde yazdım. Send dedim. Yine get request yapıyorum. Şurada request yaptığım request'leri değiştirebiliyorum dikkat ederseniz. Ne oldu? Birinci ID'si 1 olan kullanıcıya ait olan bilgiler geldi buraya. Sonra geliyorum. Başka ne varmış? Şuradaki gate'ler değil. Gelelim şurada post için ne yapabiliyormuşuz? Şimdi post için ne yapmamız lazım? Şurada detaya baktığımız zaman biz şuradaki post bilgilerini yapsak bile, bu detayları yapsak bile ne olacak arkadaşım? Bu detayları yaptığımız zaman bile şurada bize post metodu sonuçlarını göstermeyecek. Neden göstermeyecek? Çünkü bu uzaktaki bir REST API. Herkes tarafından kullanılıyor. Herkes postları edit edip delete işte düzenleyebilseydi, silebilseydi ne olurdu? Uzaktaki API kullanılamaz bir hale gelirdi. Zaten o nedenle dikkat ederseniz yalnızca getlerin sonucunu görebiliyoruz. Postların sonucunu göremiyoruz. Peki örnek olarak post request'leri nasıl yapacağız? İşte örnek olarak post request'i yapmak için arkadaşım kendi lokal bilgisayarımıza JSON server indireceğiz. Şimdi şuradaki JSON server'a kadar burada bir ara verelim. Bir sonraki dersimizde JSON server'dan devam ederiz.